aynı zamanda olaylardan bahsettik. Olay üretiminden ve de öğretilen olayların büyük hadron çarpıştırıcısında gerçekleşebilecek olan fiziği tanımak ya da o fiziğin öngörülerini benzetmek için kullanıldığını gördük. Tabii ki olay üretimi işin ilk kısmı, yani fizik kısmı, işte gördüğünüz gibi vesaire, Compen, Mentram, PTA gibi programlarla fizik süreçlerini üretebiliyoruz. Fakat yine bildiğiniz gibi üretilen parçacıklar bizim algıcımızdan geçtikleri zaman, algıcımızda onları algıladığımız zaman bu algılamayı tam kesinlikle yapamıyoruz ölçümü. Çünkü algıcımız mükemmel değil, yani henüz. Şimdi bu ölçümün ölçüm sonucunda ne görebileceğimizi anlayabilmek için, daha doğrusu bunun benzetimini yapabilmek için de bir kısım programlar var. Bunlara da benzetim programları, algıcı benzetim programları diyoruz. Şimdi Atlas ve CMS gibi büyük deneylerde tabii ki Atlas ve CMS algıcılarının bütün özelliklerinin tanımlandığı, çok büyük ayrıntıyla tanımlandığı benzetim programları var. Bunlar da aslında çoğunlukla GANT, Atlas'ınki de GANT üzerindedir herhalde. Hı hı, tabii. GANT denen bir programla yazılıyorlar. Bunlar biz full simulation ya da tam benzetim programları diyoruz. Ve bu benzetim programlarında aslında bütün parçacıkların algıcı yapan, oluşturan maddeyle etkileşiminin tam bir benzetimi yapılıyor. Yani sizin işte elektron buz geçtiği zaman kalorimetreyle nasıl etkileştiğinin tamamen bir benzetimi yapılıyor. Tabii ki bir sürü parçacık geçiyor algıçtan. Bunların hepsinin benzetiminin yapılması, hesaplarının yapılması bir hayli zaman alan bir süreç. Dolayısıyla siz bir tek olayı algıç çıktısını görmek istediğiniz zaman, bunun benzetimini yapmak istediğiniz zaman bu hayli zaman alıyor. Yani dakika mertebesinde bunun aldığı zaman. Olaya göre değişir tabii. Fakat biz tabii ki her zaman algıçta işlerin tam tamına nasıl göründüğüne ilgilenmiyoruz. Bu da ne durumlarda oluyor? Basit bir fizik öngörümü yapalım diyelim ki. İşte elimizde bir yeni fizik kuramımız var ve de bu yeni fizik kuramını biz işte Atlas'ta ya da CMS'te görüp göremeyeceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Olay üretiyoruz. Ondan sonra işte Ardalan'ın üzerinde bir sinyal var mı? Yaklaşık olarak görmek istiyoruz. Bunu yapmak için dediğim gibi bu tam benzetime gerek yok. Bu çok fazla. Dolayısıyla tam benzetim programlarını taklit eden hızlı benzetim programlarını kullanıyoruz. Yani bize bir olayın algıçta nasıl göründüğünü saniye mertebesinde, hatta daha az bir zamanda verebilme yeteneğine sahip hızlı benzetim programlarını kullanıyoruz. Şimdi aradaki fark da nedir tam benzetimle hızlı benzetim arasında? Tam benzetimde ne dedik? Her parçacık bizim algıcımızla nasıl etkileşiyor? Onu tamamen hesaplarını yaparak buradan yola çıkıyoruz. Oysa hızlı benzetimde parametrizasyon kullanıyoruz. Nasıl diyebiliriz ki bunu? Türkçe parametrizasyon. Yani değişkenler kullanıyoruz. Algıcımıza ait bir kısım özellikleri belirliyoruz. Ondan sonra bunlara ait parametreleri giriyoruz ve de bize yaklaşık olarak bir sonuç vermesini bekliyoruz. Tamam. İşte bu saydığım daha önce gördünüz, yani çok benzerini gördünüz. Algıç dersinde vardı. Algıç dersinde dedik ki işte hani işte geldik en sonunda bu algıcı nasıl benzeteceğiz falan diye. Ana hatlarıyla işte buradaki çizimde görebiliyoruz. Gerçek hayatta, gerçek hayattan kasıt gerçek dedektörden gelen verinin nasıl işlendiği. Bu tarafta da onun hayali gerçeklik. Yani işte bizim simülasyonla, benzetimle yaptığımız gerçeklik. İşte normalde çarpışma oluyor. Çarpışmada olaylar toplanıyor. O toplanan olaylar bir dedektörden, bir algıçtan geçiyor. İşte Atlas'tan, CMS'ten vesaire. Ondan geçtikten sonra belli bir sıfırla birler serisi var elimizde. Sonuç olarak dijitize, sayısal bir bilgi var.
Ondan sonra da o 0-1'ler bilgisini alıp biz olayın bir araya getirmeye başlıyoruz. Olayı bir araya getirmek ne demek? İşte dünkü derste vardı işte elektron, müyon, kayıp enerji, jet vesaire gibi şeylerin bir araya oluşturulması, işte 0-1'ler serisinden oturup önce nokta nokta izlerin sürülmesi, izlerden parçacıkların bir araya getirilmesi vesaire. Ondan sonra da en sonunda da ortaya çıkan cisimlerle, fizik cisimleriyle de analizimizi yapıyoruz. Şimdi bu normal hani verinin geldiği akış hali. Peki bunun benzetimini nasıl yapıyoruz? Buradaki benzetme her şeyi benzetimini yapmaya çalışıyoruz. Bu tarafta olay üretici var. Bunlar ne olabiliyor? Calcap, Compap, Madgraph gibi önce parton seviyesindeki ilk çarpışmayı alıyorsunuz. Sonra onun çevresine Pitya falan gibi bir program kullanıyorsunuz. Onunla birlikte çeşitlendiriyorsunuz. Bütün parton seviyesinden artık hadron seviyesine çıkarıyorsunuz. Kayonlar, payonlar, işte ne bileyim protonlar, elektron, miyonlar vesaire gibi algıcınızın içerisinde kalıcı olacak, yani bozulmadan durabilecek parçacıkların simülasyonu vesairesini yapıyorsunuz. Sonra o parçacıkları alıyorsunuz, algıcınızın simülasyonuna sokuyorsunuz. İşte Sezen'in söylediği gibi Giant4 falan gibi bir programla detaylı bir simülasyon. Şimdi bu simülasyonun çıktısı gene aynen şu formatta aynı şekilde oluyor. Buradan dedektörden ne geldiyse buradan da aynısı geliyor. O noktadan sonra dedektörden gelen verinin üzerindeki cisim yapılandırması nasıl yapılıyorsa, burada gelen verinin üzerinde de, sahte verinin üzerinde de cisim yapılandırması öyle yapılıyor. Ondan sonra fizik analizini yapıyorsunuz. Ama bu şu adım, özellikle bu adım çok acayip ağır bir adım olduğu için, yani kocaman dedektörün içerisindeki bütün adımların Giant'la mesela modellenmesi, onun yerine bu hızlı yol. Hızlı yol ne? Diyelim ki Pitya'dan çıktığı alıyorsunuz, pat diye hem şu adım, yani dedektörün simülasyonu, hem de şu adım, yani cisimlerin yapılandırılmasını geçip doğrudan doğruya üzerinde analiz yapabileceğiniz cisimlere ulaşıp hemen analize başlayabiliyorsunuz. Bugünkü dersin hedefi işte bununla ilgili bir şey. Dedik işte bu çok yavaş, hızlı benzetim tekniklerimiz var. Bu tekniklerin bazı farklı değişik versiyonları var. Bazıları bütün bu her şeyi hızlıca yaparken diğer bazıları başka yollar yapabiliyor. Mesela en yavaş kısmını hızlı benzetip hızlı kısımlarını gene Giant falanla yapmak mümkün. Mesela Atlas'ın işte AtlasFast 2 diye bir yazılımı var. Bu AtlasFast 2 diyor ki ben diyor bu kalorimetrenin içerisinde oluşan parçacık demetleri, işte parçacık duşu mu ne, yağmurları, sağanaklarını modellemek çok zor. Ondan sonra bu çok fazla bilgisayar gücü istiyor. Onun yerine baştan alayım bir sürü böyle fotonları, alayım bir sürü hadronları, bunları böyle pıt pıt yollayayım dedektörün içerisine, Giant'ta bir kere ve her dedektörün her açısında ve her değişik enerjide nasıl kalorimetrede bir iz bırakıyor, onun simülasyonunu yapayım. Ondan sonra bu yapacağım diğer simülasyonlarda kalorimetrenin simülasyonunu es geçeyim. Oraya doğru böyle bir parçacık geliyorsa daha önceden hazır elimde biriktirmiş olduğum kalorimetrede böyle parçacık geldiğinde böyle zımbırtı çıkar kısmını yapıştırayım, öyle devam edeyim diyebiliyor. Dolayısıyla da ağır olan kısmı bir kere yapıp ondan sonra bir sürü olaylarda aynı şeyi pat pat yapıştırma metoduyla hızlandırmak mümkün olabiliyor. Aynı zamanda işte bir parçacığın verimliliği, algılanabilme verimliliğini düşünelim. İşte bizim bir tane elektronumuz var diyelim ki. Bu elektronu ya da bu miyonu işte geçti algıcımızdan, ondan sonra bıraktı. Yani gerçek bir miyonumuz, ilk başta gelen miyonumuz. İster simülasyondan, fizik simülasyondan, ister proton çarpışmasından gelsin. Algıçtaki ölçülmesinin verimliliği olduğundan bahsetmiştik. Örneğin işte PT'ye göre şöyle bir verimliliği olsun. Tam benzetim programlarında bunun bütün etkileşimleri hesaplanarak tabii ki parçacık başına bir verimlilik oluyor. Fakat hızlı benzetimde bu verimlilik eğrisini siz baştan biliyorsunuz, işte parametrize demekle onu kastediyordum. Diyorsunuz ki ya benim işte 9G'lik bir tane elektronum var.
buraya gelen verimlilik neymiş? İşte benim istediğim, diyelim ki tam benzetimden çıkardığım verimlilik bu ya da bu verimlilik neymiş? İşte %95 atıyorum. Etrafına bir de hata payı koyuyorsunuz. Bu 95'in içinde buna böyle rastgele bir sayı seçip bu elektrona bu verimliliği yapıştırıyorsunuz. Bu da bir örnek. Evet, şimdi bir sürü program var. Eskiden işte daha çok yani kullanılan özellikle Büyük Hadron Çarpıcısının ilk başladığı dönemde bu AcerDet, AtlFast, FAMOS, PGS falan gibi programlar vardı. Şimdiki standart program Delft diye bir program. Bundan söz edeceğiz, bugünkü dersin konusu o olacak. İşte algıcın cevabının önce parametrize edilmesi ya da modellenmesi lazım. Bu da gene sanırım 2-3 gün önceki sunumda vardı böyle bir şey. Konuşmuştuk hatta şu artı işareti, yuvarlak içerisindeki artı işareti ne demek falan diye. Dedektörünüzün, algıcınızın nasıl cevap vereceğini önce ölçerek oluşturuyorsunuz. Sonra bu çeşit grafikleri ya da bu çeşit parametrize edilmiş rakamları kullanarak oturup hızlıca iş yapmaya başlayabiliyorsunuz. Şimdi nasıl bir şey bekliyoruz bu hızlı benzetimden? Şimdi bir yaratılan olaylarımız var, ürettiğimiz olaylarımız var. PTI, Herbig vesaire gibi programlardan geliyor. Bunlar bir genellikle bir standart, yani parçacık fiziği alanında standartize edilmiş bir dosya formatında, dosya biçiminde oluyorlar. STDH veya LHE olabiliyor bu. Ondan sonra bu şekildeki veriyi hızlı benzetim programına vereceksiniz. Hızlı benzetim programı sizin için neleri yapıyor? Mesela algıcın kapsama alanının içine düşüyor mu parçacıklar, düşmüyor mu, onları ayırıyor. Düşmüyorsa düşmeyenleri atıyor. Ondan sonra algıcın işte verimini bir şekilde modelliyor. Algıcın çözünürlüğüne göre işte enerjilerini, momentumlarını vesairelerini böyle birazcık bozuyor. Ondan sonra da parçacıkları ve işte jetleri yapılandırıyor işte. Ondan sonra sonuç olarak size ölçülmüş olay, burada üretilmiş olay var, burada da adeta ölçülmüş olay var. Ölçülmüş olayı da gene bir ortak standartize bir biçimde, dosya biçiminde size veriyor. Root ya da LHCO diye. Ondan sonra da siz bunun üzerinde verinizi çözümlemesini yapabiliyorsunuz. Bu LHCO biçiminden biraz sonra bahsedeceğiz. Bizim şeylerde de kullanacağız. Peki kabaca ne yapıyor bu programlar yani genel olarak? İşte öncelikle tüm son durum parçacıklarının üzerinden yapacak bunu. Son durum parçacığından kastettiğimiz şey şu. Çarpışma oldu. İşte ortaya bilmem ne gluonu çıktı. O gluonu PTI'ye koydunuz. PTI o gluonu aldı. Dedi ki işte buradan dışarıya başka gluonlar da fışkırtacak vesaire. Sonra onu hadronize etti. Ortaya bir tane bir grup parçacıklar çıktı. Neler çıktı? İşte proton, kaon, müyon vesaire gibi bir şeyler çıktı. Şimdi bu parçacıklardan çok çabuk bozulacak olanlar, mesela işte B hadronları gibi, ondan sonra onların bozulumu da PTI sizin için yaptı. Ondan sonra da bu şekilde hızlıca bozulmuşların dışında kalan, yani dedektörünüzün, algıcınızın içerisinde bozulmadan gidebilme ihtimali yüksek olan parçacıkları, son durum parçacıkları dedik, onları bize verdi PTI. O şekline aldım. Ondan sonra bu parçacıklar üzerine işleme yapıyorum. Ne yapacağım? Eğer algıcın sınırları içindeyse bu parçacıklar, değilse onları attım. Diyeceğim ki eğer bunlar yüklü parçacıklarsa, o zaman onların izleri nasıl olacaktı? Algıcın büyüklüğü belli, yarıçapı bilmem nesi vesairesi belli. Manyetik alan belli algıcın içerisinde. O manyetik alanın içerisinde yüklü parçacıklar nasıl bükülecekler, onları hesaba katarak manyetik alanda çizecekleri izin sagittasının ne olacağını bul. Sagittayı bulduktan sonra sagittayı belli bir fonksiyona göre azıcık boz. Bozdan kastettiğim aslında İngilizce smear. Yani böyle nasıl denir? Boyayı yaymak gibi yani. Ondan sonra değeriniz var, merkezi değeriniz var. Onun etrafına herhangi bir, işte ben şimdi gal çizdim de tabii bu değişebilir. Herhangi bir eğri çiziyorsunuz. İşte bu normalde 0.7 diyelim ki bu değer.
İşte bu 0.71 de olur, 0.665 de olur vesaire. Bunu rastgele bir şekilde seçim yapıyorsunuz. Tamam. Çünkü bir şeylik olsun. Bunun bir kod örneğini göstereceğiz, o zaman daha iyi anlaşılabilir ama yani sonuçta algıcınız mükemmel çözünürlük diye bir şey yok. Dolayısıyla o algıcın çözünürlüğüne göre birazcık sagittasını mesela boz. O bozduktan sonra de ki artık bu sagittaya göre manyetik alan, bu manyetik alanda biliyoruz. Bu parçacığın momentumu ne olmalıydı de. Eski momentumu sil ya da işte onu bir kenara kaydet ama onun yerine şey yaz. Bu değiştirilerek hesaplanmış yeni momentumu yaz. Ondan sonra eğer parçacık yüklü değilse veya yüklüyse de her durumda. Ondan sonra parçacıklar iç algıçtan geçtikten sonra bir yerde kalorimetreye gelecekler. Enerjilerin ölçüleceği yere. O zaman de ki bu kalorimetrenin bulunduğu yeri eta ve fi düzleminde küçük küçük karelere ayır. Ondan sonra parçacığı getir hangi kareye çarpıyormuş diye bak. Çarptığı karenin içerisine parçacığın enerjisini yerleştir. Bu yerleştirmeyi yaparken de işte farklı parçacık cinsine, türüne göre farklı işler yap. İşte elektron ya da fotonsa enerjinin hemen hemen tamamını elektromanyetik kalorimetrede kaybedeceğini biliyoruz. O işte onun için o elektromanyetik kalorimetrenin modelinin içerisine doldur. İşte hadronlarsa enerjinin bir kısmını elektromanyetik kalorimetreye koy, bir kısmını ama çok büyük bir kısmını hadronik kalorimetreye koy. İşte miyonlarsa azami iyonlaşma, işte minimum iyonlaşmayı hesaba katarak enerjisinin bir kısmını koy, bir kısmını dışarı gitti artık şeklinde düşün. Ondan sonra gene enerji çözünürlüklerini uygula. Aynen buradaki bozma işlemiyle gene konuşacağız onu. Son olarak jetleri buradan elde ettiğin kareleri kullan. Bu kareleri gridi olarak jet algoritmasına ver. Jet algoritması da sana işte bak burada bunlardan bir öbek oluşturup işte üzerinde analiz yapacağın jetler oluşsun desin. Ondan sonra şimdi bunu bir örnek kodla göstermeye çalışalım. Bu kod PGS4 denilen programdan Delft'te de benzeri şekilde yapmak mümkün. Yani Delft'te de bunun kodları var. Evet. Hı? Slide'lar yüklü değil. Birazdan bir ara verip yükleriz olmazsa. Ondan sonra şimdi bu PGS4 dediğimiz bir programdan. Bu PGS az önce söyledim daha eski olan bir program. Ama kodun kendisini anlamak açısından daha basit olduğunu düşündüğümüz için bunu göstermeyi tercih ettik. Şimdi Delft denilen program, yani asıl bugün kullanacağımız program C++ ile yazılmış. Nesne yönelimli bir şey ve bir sürü işler bir sürü ayrı sınıfların içerisinde gerçekleştiriyor. Onun için takip etmesi zor oluyor. Bu işte bu program ise Fortran'da yazılmış ve Fortran'ın bu yazılış tarzı eğreti kod ya da pseudo kod dediğimiz şeye çok yakın. Yani hani işte eğer buysa sonra bu falan gibi şeyleri anlamak kolay. Dolayısıyla bu kodu örnek olarak almaya karar verdik. Şimdi ne yapıyor? Önce iki tane Gaussian dağılımı olan iki tane random number yaratıyor bize. Rastlantısal sayı yaratıyor. Ondan sonra bu rastlantısal sayılardan bir tanesinin ortalaması 0.5, standart sapması da 0.1 olacak şekilde. Dolayısıyla sizin bir tane Gaussian'ınız var. Merkezi 0.5'te, kalınlığı da 0.1. Ondan sonra diyor ki öncelikle şeyi al. Myon'un bir tane işte. Myon'un hadron, işte kalorimetrede ne kadar enerji bıraktığını modellemeye çalışıyorum. Ondan sonra de ki bu bir myon olduğuna göre minimum ionizing olması lazım. Yani az iyonlaşma, minimum iyonlaşma yapması lazım. Minimum iyonlaşma yaptığı durumda işte benim dedektörümün kalınlığı da belli. İşte kalorimetredeki her bir kristalin vesairenin kalınlığı belli. O kristalin o kalınlığının içinden geçerken minimum iyonlaşan bir parçacık ne kadar enerji bırakırdı onu düşün. Tamam, şimdi ne kadar enerji bırakır hatırlayan var mı? Böyle böyle kafada tutmakta faydalı olan bir sayı vardır demiştik. 2 mev ne kadar da santimetre başına 2 mev falan gibi bir şey ya, o mertebede bir kayıp. Ondan sonra bu adam şöyle bir karar vermiş ya, artık bu program yazıldığı zaman ilk başta bu PGS4 yazıldığında
Tevatron'daki hızlandırıcılar ve dedektörler için yapılmış. Ondan sonra bu adamlar demişler ki işte şeyden geçerken 0.5 kaybetsin. 0.5 GeV civarında bir kayıp versin. Yani oradan düşünün siz hani şeyin kalorimetrenin ne kadar büyük ve kalın olabileceğini. Ondan sonra dolayısıyla bir zar attığınızı düşünün. Demek ki müyon geldi, elektromanyetik kalorimetreye girdi. Enerjisinin 0.5 GeV ortalamayla ama rastlantısı olarak biraz daha az veya biraz daha fazla olabilecek bir sayı belirledim. O kadarını enerjisinin kaybetti. Tamam. Onu getirdim. Dedim ki bir tane bütün kalorimetre için tanımladığım bir şey var. Kocaman bir dizi var. O dizi eta ve fi'ye göre yapılmış iki boyutlu bir dizi. Müyonun geldiği çarptığı kareye baktım. O karenin içerisine 0.5 artı eksi 0.1 dağılımı olan bir tane rastlantısal sayıyı yazdım. Eğer o bulduğum sayı müyonun gelen enerjisinden daha büyükse müyonun tamamı elektromanyetik kalorimetrede bir şekilde soğuruldu demek olacak. Ondan sonra öyle bir durumda dur. Yok eğer öyle değilse ki çoğunlukla öyle olmayacak tabii ki. Bu bıraktığı miktar enerjiyi müyonun enerjisinden eksilt. Eksilttikten sonra bu sefer de ki elektromanyetik kalorimetreye geçtikten sonra hadron kalorimetresine geçecek. Hadron kalorimetresinde de minimum iyonlaşma yapacak. Bu sefer ama hadron kalorimetresinin yoğunluğu daha fazla olduğu için orada daha çok enerji bırakmasını bekliyorum. İkinci bir benzeri şekilde Gaussian dağılımı olan bir rastlantısal sayı üret. Bu sefer bu Gaussian'ın ortalamasını 2 al, standart sapmasını 0.4 al. Ondan sonra burada da aynen onu yapıyor. Ve işlemi tekrarla. De ki geri kalan miyonun enerjisinden bu kadar sayıyı düşür. Eğer tamamını harcadıysa miyonu bitir. Tamamını harcamadıysa bu kadar enerjisini sil, getirip o enerjiyi hadron kalorimetresindeki o parçaya, o diziye aktar. Böyle bir şey. Getirip de bunun yerine mesela miyon yerine hadron yapmak isteseydiniz, yani elinizde bir piyon ya da bir kaon olsaydı mesela, o zaman ne olacak? Bunlar minimum iyonlaşma yapmayacaklar. Başka bir şekilde modellemek lazım. Ondan sonra bu sefer biraz daha değişik böyle bir iş yapıyor. Ondan sonra diyor ki gene iki tane rastlantısal sayı üreteyim Gaussian. Ondan sonra sonra diyeyim ki %50 ihtimalle bir iş yapmaya karar vereyim. Ondan sonra eğer ki yani olayların yarısında yani böyle bir şey yapıyorum. Ondan sonra %50 olayların %50'sinde elektromanyetik kalorimetrede aynen şey gibi enerji bırak. Müyon gibi enerji bırak. Ondan sonra nasıl bir şey olabilir bu? İşte yani bu tabii bir model yani. Bu nasıl diyeyim? Empirik bir model. İlle mükemmel çok mantıklı bir şey olması gerekmiyor. Bir tane jet ürettiyseniz mesela o jetin içerisinde bir sürü parçacıklar, bir sürü hadronlar var. Bu hadronların bir kısmı minimum iyonlaşmaya yakın bölgede olacaklar. Bir kısmı ise öyle olmayacaklar. Şimdi mesela adam şunu diyebilirdi. Ya işte gelen hadronun hızına bakayım, momentumuna bakayım, beta fonksiyonunun neresinde, ne bölgesinde olduğuna bakayım. Öyleyse işte getirip de minimum iyonlaşmayı modelleyin falan gibi bir şey yapabilirdi. Ama onu yapmıyor. Ondan bile daha hızlı bir şekilde cevap bulmak istiyor. Diyor ki ya neyse zaten parçacıkların yaklaşık yarısı o minimum iyonlaşma bölgesinde olacak. Kalan bir yarısı da oradan uzakta olacak diyor. Orada bir tane zar atıyor. %50 tutarsa diyor ki %50 tutmadı. Aynen elektromiyon için yaptığım işlemin aynısını yapayım. İşte 0.5 GeV ortalama değeri 0.1 GeV genişliği olan bir sayı miktarı kaybetsin diyor. Yok eğer öyle değilse yani o diğer %50'yi tutmadıysa o zaman diyor ki bir dakika ya başka bir şey olsun. Enerjisinin yüzde bilmem kaçını kaybetsin ondan sonra. Yani ya minimum iyonlaşmayla girdi ya sonuçta bu bir hadron elektromanyetik kalorimetre çok fazla etkileşmeyeceğini düşündüm. O şekilde gelen hadronların %50'si için normal minimum iyonlaşma yapmış gibi davrandım. Geri kalan %50'si için de kendi enerjisinin yüzde bilmem kaçını kaybetsin. Yüzde kaçını kaybetsin diye soracak olursanız da işte onu da başka bir genel random sayıyla belirliyor ondan sonra. Ondan yani işte böyle şey. Dolayısıyla
çok enteresan bir iş, yani böyle adeta oyuncak gibi bir iş yapıyorsunuz. Ondan sonra geldi işte %50 ihtimalle minimum iyonlaştı. %50 ihtimalle enerjinin başka bir rastlantısal sayısını kaybetti elektromanyetik halünette diyorsunuz. Ondan sonra bu sayıyı bulduktan sonra bakıyorsunuz. Eğer bu sayı, yani bu kaybettiği enerji miktarı orijinal parçacığın enerjisinden büyükse, o zaman tamam diyorsunuz, yani kaybedeceğini kaybetti, parçacık orada soruldu, bitti. Yok eğer değilse geri kalan enerjisiyle bu sefer hadron kalorimetresine giriyor ve benzeri bir hesaplarda hadron kalorimetresinde yapılıyor. İşlemi yaptıktan sonra, yani enerjiyi kalorimetreye bıraktıktan sonra parçacıkla ilgili işimiz bitmiş oluyor. Yani zaten algıcımız ölçebilecekse ölçtü enerjisini. Fakat ölçümü de birazcık bozmamız lazım. Çünkü tamam geldi enerjisini bıraktı ama o bırakılan enerjiyi acaba arkadaki o kalorimetrenin arkasına bağladığınız PMTC'ydi, yok bilmem fotodiyoduydu, şuydu buydu, düzgün ölçebildi mi? Ölçemedi tabii ki. O yüzden enerjiyi bıraktıktan sonra da, bu kadar enerji bırakıldı bu kalorimetreye dedikten sonra da o sayının üzerinde de bir oynama yapıyor. Ve o oynamanın sonucunda da işte enerji çözünürlüğünü de modellemiş oluyor. Nasıl yapıyor o sayıyı da? İşte böyle az önce Sezen'in anlattığı gibi gene bir tane Gaussian sayı üretiyor. Diyelim ki çözünürlüğünüz, dedektörün çözünürlüğü bize bir şekilde verilmiş olsun bir fonksiyonla. Nasıl bir fonksiyon? Daha önceki sayfalarda vardı işte bilmem 0.03 artı yuvarlak içerisinde sonra da bir sayı bölü kök e. Ne demek o? Enerji ne de ne kadarsa o enerjiyi bul, onun karekökünü al, onun bir bölüsünü al, onu bir sayıyla çarp, 0. bilmem ne. Sonra çıkan sayıyı 0.03 ile kare al, topla, karekök al işlemine göre birleştir. Tamam mı? Ondan sonra bu sana bir çözünürlük sayısı versin. O çözünürlük sayısına göre bir tane Gaussian sayı üret, rastlantısal. O bulduğun sayıyı da getirip buradaki depozit edilmiş enerjinin kendi değerini değiştirmekte, bozmakta kullan. Böyle bir işlem. O çözünürlük de tabii ki kullanarak elde ediliyor. Yani o da nereden geliyor diye düşünürseniz. Kalorimetreye de yapılan testler sonucunda farklı enerjili parçacıklar gönderilerek yapılan testlerle o çözünürlüğün ne olduğu elde ediliyor enerji, çeşitli enerjiler için. Ondan sonra da bunların bir fonksiyona oturtulmaya çalışılıyor. Şimdi yani bu söylediğimizi hani bazen kelimelerle anlatmak, sözcüklerle anlatmak çok kolay olmuyor. Kimler anladı diye sorayım önce. Tamam, az çok diyorsunuz. Bir tane şöyle bir örnek yapalım isterseniz. Atıyorum işte bir tane parçacık üretmiş bizim Pitya. O gelen parçacığın da enerjisi atıyorum 100 gevmiş mesela. Tamam. Böyle 100 gevlik bir parçacık var. Şimdi bu 100 gevlik parçacık bunun momentum olsun. Enerjisi değil, momentum olsun mesela. Momentumu 100 gev olsun. Bu 100 gevlik parçacığın momentumu nasıl ölçülecek? Ya da işte atıyorum bir belli bir parametre. 100 gevi nasıl ölçülecek? Dedektör bunu 100 ölçemeyecek. Nasıl ölçecek? Bir hata payıyla ölçecek. O hata payı diyelim ki mesela %3 hata payıyla ölçeceğini biliyoruz. %3 hata payıyla ölçecek demek ne demek? Düzenli olarak her 100'ü 97 ölçüyor olsaydı hata payına gerek kalmazdı. Kalibrasyon yapardık. Demek ki 97'leri bir sayıyla çarpıp geri 100'e dönüştürmemiz lazım derdik. Bunu çözerdik değil mi? Bu çözünürlük değil. Bu normal kalibrasyonla giderilebilecek bir şey. %3 hata payıyla ölçüyor demek ortalama olarak %3 yanlış çıkacak. Yani 100 girenler, mesela buraya 100 giriyorsa bu yüzün çevresinde bir sayı olarak ölçülecekler. Belki işte 95 ölçülecekler, belki 97 ölçülecekler, bazen 99, bazen 105 ölçülecekler mesela. Tamam, şimdi bu fonksiyonu elde ediyorum. Bu fonksiyonu nereden elde ediyorum? Algıcın kendisinde ne olduğunu bildiğim bir şeyleri yolluyorum. Kaç çıkıyor diye bakıyorum mesela en basit haliyle. Bu fonksiyonu bir kere elde ettikten sonra ise yalnız bu noktadan sonra yeni gelen parçacıkların enerjisinin ne çıkacağını bulabilmek kolay. Eğer ki 100 geldiyse ve %3 hata payı varsa bir tane alıyorum. Rastlantısal sayı üreteci alıyorum. İşte merkezi 100, genişliği de 3 olan bir tane rastlantısal sayı üretiyorum. Ondan sonra o sayıya göre de işte 100 değil de 93 diyorum ya da 97 diyorum veya işte 102 diyorum vesaire. Yani ana fikir bundan ibaret.
Peki şimdi Delft'ten söz etmek ister misin biraz Sezen? Ya da işte devam edeyim istiyorsan. Ondan sonra. Kullanılan hızlı denetim programı. Daha önce çeşitli programlar olduğundan bahsettik. İşte bundan bir önceki kodunu da gördüğünüz PGS idi. Pretty Good Simulator komik bir ismi vardı. Neyse. Fakat birazcık daha derli toplu ve de bir şeylerin değiştirilmesine daha uygun bir kod yazılmak istendi. Ve de bu kod yazıldı. C artı artı ile yazılmış bir kod bu. Ondan sonra burada nasıl bir rankıcı işlediğini görüyoruz. İşte ileri ve sıfır derece kalorimetreler var. Sıfır derece şimdi PCS'e göre biraz daha ayrıntılı bir şekilde görebilen bir program bu. İz sürücüden, işte kalorimetrelerden yön odalarına kadar hepsini dikkate alan, hatta ileri derece kalorimetresini de dikkate alan bir program. Ondan sonra sonra işte enerji çözünürlüklerinin matematiksel modelleri, kalorimetre hücrelerinin de dağılımları çok daha detaylı bir şekilde yapılmış. İşte mesela eskiden bu PGS gibi programlarda böyle koca koca kalorimetreyi devasa büyük kutucuklardan oluşuyor gibi hayal ediyordu. İşte Delft gidiyor, işte CMS'in kutuları aslında bu boyda, Atlas'ınkiler bu boyda, işte onlar şu derinlikte falan gibi çok daha detaylı. Bir de mesela eski simülasyon programlarında bütün kalorimetrenin her bölgesinde aynı büyüklükte kutu olduğu hayal ediliyordu, kolay olsun diye. İşte bu Delft'te öyle değil. Delft'te hakikaten gerçek dedektörde olduğu gibi işte orta bölgelerdeki karelerin büyüklüğüyle daha ilerlerdeki yüksek eta değerlerindeki karelerin büyüklükleri aynı alınmıyor. Ondan sonra işte ne bileyim. Bunu yapabildiğiniz zaman da tabii ki CMS ya da hatta işte Tevatron'da bulunan algıçlara göre de konfigür etmek ne demek? Yani konfigür evet. Edebiliyorsunuz. Evet. Gökhan yardım. Ondan sonra yani belli bir algıcın tasarımını yapmanız için daha çok olanak veriyor size. Ve de bunları yani kullanıcının daha kolay bir şekilde yani kodun yapısını çok bozmadan daha doğal bir şekilde girebilmesini sağlayan bir yapıya sahip. Daha esnek bir yapıya sahip diyelim. Aynı zamanda tabii ki sürekli güncellenen bir kod olduğu için güncel olan olay formatlarını girdi olarak kabul edebiliyor ve de güncel olay formatlarıyla çıktı verebiliyor. Örneğin STD-HEP var, bir standart format. Hatta buraya şey de yazmalıydık, HEP, MC yazmalıydık. O da bir format. Ve de LHE, size tanıdık olan bir format. Bu STD-HEP ve de LHE de sanırım PTA dersinde gördüler değil mi formatı da? Evet, bu formatları girdi olarak kabul edebiliyor ve de tabii ki kendi bir çıktı formatı var. Birçok şey ayrıntıyla verdiği Delft çıktı formatı. Onun haricinde de LHCO çıktı formatında da çıktı verebiliyor. Bir diğer güzel özelliği, tabii ki PGS'de bu yoktu zannedersem, root ile bağlantılı olarak çalışıyor. Dolayısıyla verdiği çıktı doğrudan, yani kendi Delft çıktısı doğrudan root formatında verilebiliyor. Bir root ağacı olarak verilebiliyor. Dolayısıyla işte root kullanmayı bilen herhangi birisinin bu programın çıktısını kolay bir şekilde inceleyebilmesi mümkün. Şeylerden burada mı bahsediyorduk? O modüler yapıya geçiyor. Evet, evet. İşte burada. Ha, tamam. İstersen Şimdi bu program bir de böyle nesnenin ölümlü yazıldığı için bir sürü parçalardan oluşuyor, alt parçalardan. Ve her biri bayağı hani detaylı bir şekilde bir yere getirmiş. Bir önceki şeylere göre hani az önce gösterdiğimiz PGS kodundaki gibi değil, çok daha hani gerçek fiziğe çok daha yakın bir şekilde yapılmış modelleme. Ve de bu alt parçaların bir kısmı girdi çıktılı olabiliyor. Yani hepsini aynı anda herkesin kullanması gerekmiyor. İhtiyacınıza göre kullanabileceğiniz bir yapısı da var.
İşte bu Delft dediğin işte böyle büyük bir kutu içerisinde şey yapmış, modellemişler. Bunu kendi web sitelerinden aldık. Siz dışarıdan kullanıcı olarak buna ne veriyorsunuz diye bakacak olursanız işte tepeden olay üreticinizden gelen olayları veriyorsunuz. Ondan sonra şuradan smearing card ve trigger card demiş. Bu ne veriyorsun, ne onlar? İşte trigger card dediği dedektörünüzün tetikleyicisinin özelliklerinin anlatıldığı bir parametreler bütünü, onu verebiliyorsunuz. Smearing card dediği de o algıcınızın ne kadar iyi olduğu ile ilgili parametreler vardı ya, o parametrelerin bir listesini adama dışarıdan verebiliyorsunuz. Ondan sonra bunların dışında böyle paylaşabildiğiniz bir kısmı daha var. Gene normalde diye önceki başka programlarda olmayan. Dedektörünüzün, algıcınızın geometrisiyle ilgili detaylı bir miktar fazla bilgi verirseniz eğer, işte ne bileyim kaçıncı yarıçapta nasıl duruyordu, işte dedektör nerede, kalorimetrisi nerede, bu tür bilgileri verecek olursanız, isterseniz size bir tane bir altyapısı var. Frog adını vermişler. Opsiyonel kullanabildiğiniz bir şey. Frog size ürettiğiniz olayların algıcınız içerisinde nasıl göründüğünün de resmini veriyor. İşte parçacıklar böyle fışkırdılar, işte şuralara gittiler falan tarzında. Açıkçası ben bu Frog'u hiç kullanmadım ondan sonra ama daha önce gördüğüm resimleri bayağı şey, yani hani profesyonelce yapılmış falan görünüyor. Onun için kullanmak, denemek isteyenlere tavsiye ederim aslında. İşte şey, ondan sonra bu adam alıyor. Önce bütün burada farklı kutulara ayırmışlar. İşte önce gelen hangi çeşit veri verdiğinize göre o biçimi algılayıp bir ortak şeye dönüştürüyor. Ondan sonra işte başlıyor az önce yaptığımız gibi izleri sürüyor, kalorimetrelerin içerisine enerjileri depozit ediyor. Ondan sonra başlıyor isolation dediğimiz şeylere yapmaya, işte elektron, jet ne kadar uzaktalar birbirlerinden, boşlukta mı, tek başına mı, değil mi vesaire. Ondan sonra olayları yapılandırıyor, elektron, miyon, jet, foton, kayıp enerji vesaire gibi işleri, ihtiyacı olan işte fizik cisimlerini yaratıyor. Ondan sonra buraya bir ek parçalar daha var. Jet yapılandırmasını kendi içerisindeki bir algoritmayla yapmıyor. Hali hazırda FastJet dediğimiz, işte biliyorsunuz. FastJet'i kullanarak ya işin artık hangi şey, bir işin uzmanıysa artık o programı direkt entegre etmişler buraya. Onunla yapıyor. Ondan sonra burada mesela Beamline Transport denilen bir şey var. Bunu Büyük Hadron Çarpıştırıcısı çalışanlar kullanacakları bir şey değil ama DNA jenerasyon bir hızlandırıcıda çalışacaksanız, onun fizibilitesini falan yapacaksınız mesela, işte hızlandırıcının pozisyonunun, dedektör içerisindeki çarpışmaların pozisyonunun vesairenin değişik özelliklerini ekleyebileceğiniz bir şey daha var. Hector denilen bir programla bir komünikasyonu var. Ondan sonra artık cevaba geliyor. Çıktığı yazacak. Çıktığı yazmadan önce bütün işlemi yapıyor. Çıktığı yazmadan önce trigger tetikleme işlemini istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye soruyor. Çünkü bazen yeni jenerasyon bir hızlandırıcı çalışırken bazen kuramcılar ya bu deneyciler nasıl olsa hepsinin üzerinden tetikler, bütün olayları toplarlar diye bir beklentisi olabiliyor. Hayalperest de oluyorlar tabii bazı kuramcılar. Ondan sonra işte yok tetikleme yapmasın derseniz direkt gidiyor, yok yapsın derseniz o zaman tetikleme işlemini de yazıp onu da size not düşüyor. İşte bak bu olayları ürettiniz ama siz bu olayları bu dedektörle asla göremeyeceksiniz. Çünkü dedektör bu olaylarda tetiklenemeyecek mesela gibi, o tür bilgileri kaydediyor. Ondan sonra da işte ister görüntüleme istiyorsanız görüntüleme dosyalarını oluşturuyor. En sonunda da analizi yapmanız için size bir güzel root dosyası veriyor. Eğer root dosyasıyla değil de yani kendine özgü Delphin formatındaki, biçimindeki root dosyası değil de LHCO gibi ortak bir formatta çalışmak isterseniz de onun için ayrı bir program var. Onunla size LHCO formatına getirip, biçimine getirip çıktı olarak verebiliyor. Bununla ilgili bir güzellik de aslında biraz önceki sayfada söylemeyi unuttuk. Atlas ve CMS için bu konfigüre edilebiliyor dedik ve de edildi de, hatta Atlas ve CMS grupları gelecek için yapılan çalışmalarda kullandılar bu programı. Daha doğrusu yani işte yeni LHC tasarımlarında nasıl bir şeyler görürüz, ne bekleriz demek için kullandılar. Çok kısa sürdüğü için çalıştırmak. Ve bu kullanımı yapabilmek için de validated, doğruladılar bunu. Yani doğrulanmış şeyleri var. CMS ve Atlas tasarımları var.
Şimdi doğrulamaktan biraz sonra Erkan bahsedecek ama benim demek istediğim şu olacaktı. Bu doğru, yani olabildiğince gerçeğe yakın olması için deneylerden gelen bir kısım işte parametrize edilmiş fonksiyonları da bu program kendi içine kolaylıkla kabul edecek şekilde tasarlandı. Örneğin nedir mesela? Tetiklemeden bahsettik. İşte tabii ki her yapılan analiz Atlas'ta ve CMS'te farklı tetikleyiciler kullanabiliyor diye bahsetmiştik. İşte ben fotonlu olayları seçeceksem içinde foton bulunan bir tetikleyici, jetlileri seçeceksem işte çok jetli tetikleyici vesaire. Tabii ki tetikleme responsu ya da etkisini şey yapabilmek, hesaplayabilmek çok daha zor. Bunu deney, tam simülasyonlar bile kolay yapamıyor. Bunu veriden ölçüyorsunuz. Ve ölçtüğünüz zaman elde ettiğiniz o verimlilik eğrisini böyle bir programa da kolaylıkla dahil edebiliyorsunuz. Ya da çok özel nesneler kullanarak bir analiz yaptınız siz diyelim ki. O nesnelerin veriden veriyi kullanarak verimliliklerini ölçtünüz. O verimlilik eğrilerini de kolay bir şekilde buraya kabul etmenizi ve de normal işte atıyorum elektron için bir verimlilik eğriniz varsa programın kendi içinde olan default elektron yapılandırması yerine onu atıp deneyden aldığınızı kullandırtabiliyor size. O modüler yapısı da aynı zamanda buna izin veriyor olabildiğince gerçekçi olabilmek için. Şimdi bu tutarlılıktan söz etti biraz Sezen. Ben de bu ilk Delphi 2 çıktığı dönemdeydi. Yani biz Delphi'nin birincisini pek kullanmamıştık ama Delphi 2 çıktığında bayağı bir popüler oldu hızlı bir süre içerisinde. Çünkü bu şekilde grafikler, bu şekilde histogramlar oluşturdular. Ondan sonra nedir işte mesela CMS dedektörünün değişik olaylardaki Z'nin tau tau'ya bozulması veya o sırada daha bu program şey olduğu zaman işte Higgs daha keşfetmemiştik. İşte 140 gevlik bir Higgs'in veya 300 gevlik bir Higgs'in tau'lara bozunduğu durumları hayal edelim. Öyle durumlarda işte tau, oradaki tau'ları çıkartabiliyor mu diye bir şeyimiz var. CMS grubunun, CMS deneyinin kendi hesapladığı tau bulma verimliliğiyle Delphi'nin kendi içerisindeki o benzetme el çabukluğuyla uydurmaca metoduyla diyelim ki çıkarttığı benzetmelerin şeylerini görebiliyorsunuz, verimliliklerini. Çok güzel bir uyum var burada. Aynı şekilde mesela burada CMS'in ve de Atlas'ın iki ayrı sonucunu Delphi 2 ile karşılaştırmışlar. Burada gördüğünüz noktalar, şurada öyle gördüğünüz noktalar deneyin şeyle karşılaştırılması. Delphi şu nokta, şu değişik değerlerde denenmiş. Demiş ki işte mesela 500-200 gevlik bir toplam enerjide çözünürlük ne kadar olacak? Neyse evet kayıp enerjinin çözünürlüğü ne olacak? Delphi demiş ki benim hesabıma göre 8 gev gibi bir şey çıkacak. Hakikaten CMS'in kendi ölçümlerine bakacak olursanız o da şu gri bantla. Dolayısıyla Delphi sürekli CMS'in kendi beklentisiyle uyumlu şekilde çıkmış. Aynı şekilde burada Atlas için bir örnek var. Şimdi özellikle bu iki bir sürü bunun gibi çalışmalar yapmışlar. Yani işte enerjiyi düzgün yapabiliyor muyuz? İşte şunu ne bileyim momentumları, verimlilikleri işte vesaire bütün bunları hepsini karşılaştırmışlar ve çok tutarlı sonuçlar bulmuşlar. Özellikle bu iki tanesini seçtik biz burada göstermek için. Çünkü bunlar genellikle tutturması en zor olan şeyler. Neden? Çünkü adam kayıp enerjinin çözünürlüğüne bakıyor. Kayıp enerji demek ne demek? Çarpışma oldu, dışarı her şey çıktı. Geride hani topladınız, artılar eksiler gitti. Geride ne kaldı? O kayıp enerji. Şimdi kayıp enerjinin çözünürlüğünü düzgün tutturabilmek için o zaman ne yapmış olmanız lazım? Çarpışmadan ortaya çıkan bütün parçacıkların, bütün jetlerin çözünürlüklerini düzgün çıkartmış olmanız lazım ki artılar eksilerden sonra geride kalan boş zımbırtının çözünürlüğü düzgün çıkabilirsin. Bu hakikaten bunu ilk gördüğümüzde bayağı bir etkilenmiştik yani hani bunu yapabilmiş olmalarına. Geçen süre zarfında Delphi 3 çıktı. Delphi 3 daha da tırnak içerisinde çılgın diyebilirim. Çünkü adamlar
işte parçacık akışı jetlerini bile yapabilir duruma geldiler. Üstüne üstlük mesela yığılmayı da fena olmayan bir seviyede modelleyebiliyordu duruma geldiler. Yığılma biliyorsunuz ya da işte pileup dediğimiz şey, işte parçacıklar birbirinin içerisinden geçerken proton demetleri ilgilendiğiniz çarpışmanın dışında başka abuk subuk ek proton çarpışmalarının da olması. Burada mesela şeyi Atlas'ın performansını Delphi'nin tahminiyle karşılaştırıyorlar. Ne için? Gene kayıp enerjinin belli bir yöndeki mesela X yönündeki çözünürlüğüyle karşılaştırıyorlar. Burada Delphi'nin cevapları noktayla gösterilmiş. Şu bantta Atlas'ın beklentisi. Neye göre çizdirmişler bunu? Aşağıdaki vertex sayısına. Yani yaklaşık olarak kaç tane yığılma olayı gerçekleştiğine göre. Gördüğünüz gibi bunu da bayağı iyi modellemiş durumda. Bu gerçekten hani hakikaten kazık bir şey bu işi bu başarıyla yapabilmek. İşte dolayısıyla bu program hakikaten yani özellikle Atlas CMS ile ilgili hızlı bir şey yapmak istiyorsanız yani gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz evet, yani bir program. Bir de şey, bunun bu kadar iyi çıkabilmesinin bir sebebi de bu programı yazan kişiler CMS'de çalışan insanlardı. İşte Atlasçılar olsaydı olmaz demeyeceğim, hayır olay o değil. CMS'in kendi simülasyon programları üzerinde çalışan bir gruptu bu programı yazan kişiler. Dolayısıyla bir algoritmin nasıl çalıştığını ve de nasıl benzetiminin yapıldığını hayli hakim kişilerdi. Tabii orijinal yazarlar ne yazık ki fiziği bıraktılar. Şu anki olan grup da yani yine hayli etkin olarak CMS'e de benzetim yapan kişiler. Dolayısıyla yani bu da bu programın güvenilirliğini arttırıyor. Çünkü bu işi gerçekten bilen kişiler tarafından yazıldı. Ve de sürekli güncelleniyor. Ve de işin biraz şeyine de tabii sosyolojisinden de ufak bir not. Atlas ve CMS, yani bu konuda bir hayli tartışmalar yapıldı. Bizler dedik ki, ben de içinde olduğum için söyleyebilirim bunu. Bizler dedik ki, Atlas ve CMS lütfen siz bu programı resmi olarak kabul edin. Ve de resmi olarak güncellenmesini kontrol edin ki, işte bu programı tabii kullanan kimler? Kuramcılar ve olay bilim yapan insanlar. Yani bir sinyal çıktı, ben bunu LHC'de nasıl görürüm ya da bir yerde nasıl görürüm diyen insanlar, deneyciler değil genelde bunu kullananlar. Fakat Atlas ve CMS buna resmi olarak bakmaya başta kabul etmemişti. Ciddi sert tartışmalar geçti diyebilirim size. Bize diyorlardı ki siz deli misiniz vesaire vesaire. Ama ondan sonra yavaş yavaş bir şekilde yumuşadılar. Bunun sebebini de kamera açık olmasaydı söylerdim. Neyse. Ama şimdi yani... Ha kapalı mı? Kapatalım. Hocam mikrofonu kapatın ya. Neyse yok bunun sebebi şeydi, paraydı tabii ki. Yani dediler ki işte size fon vereceğiz. İşte ileriki zamanlardaki işte LHC için vesaire. Bize derhal bu işte ne bileyim süper LHC'de şurada burada işte luminosite arttı, ışınlık arttığı zaman, enerji arttığı zaman ne göreceğinizi derhal söyleyin. Ve de 6 ay içinde bize neredeyse küfreden adamlar bir anda canım der, yaşasın hemen getirin bir şey yapalım, bunu biz doğrulayalım, simülasyon yapalım falan dediler. Ve de bu ne mutlu ki gerçekleşti, öyle ya da böyle gerçekleşti. Biraz önce bahsettiğim gibi Atlas ve CMS içerisinde resmi gruplar oluşturuldu. Bu programı doğru çalıştığını ve de uygun sonuçlar verdiğine emin oldular, kontrol ettiler. Ve eninde sonunda gerçekten de Atlas'ın ve de CMS'in resmi yaptığı bir kısım çalışmalarda da kullanıldı bu algoritma benzeri. Yani da size işte bir şeylerin nasıl işlediğine dair ve de işletmek için uğraşılması gerektiğine dair bir daha yakın örneği. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Bunu birazcık beraberce kullanacağız. Şimdi burada bir olayları PTA8'de yaratıp, üretip sonra ondan sonra bu Delphi'den geçirip bakalım nasıl çıkıyormuş diye görmek gibi bir hedefimiz var. Bunun için bir tane böyle bir kod var PTA8'de bir olay üretmek için. Bizim şimdi size burada bütün detaylarını koyduk. Sunuyu yüklediğimiz zaman da buradan da takip edebilirsiniz.
Ama daha önceki okullarda böyle bu PTA 8'le de başlayıp da hadi oradan olay üretelim dediğimizde bayağı yavaş gelişiyordu olaylar. Dolayısıyla şimdi bizim birazdan bir ara vereceğiz kısaca. PTA 8'de biz size olayları ürettik hali hazırda. Onu şeye vereceğiz, indirebilirsiniz internetten rahatlıkla. 10.000 tane Z artı Z olayı ürettik size. Bu Z artı Z olaylarında Z'lerin hepsinde müyon artı müyon eksiğine bozdurduk. Bu olayları vereceğiz size, PTA çıktısını. Ondan sonra da beraberce onu Delft'ten geçirip sonra da analizini yapmaya çalışacağız. Gene de hızlıca söylemek gerekirse işte ne olacaktı bu? PTA 8 ile bu işi yapmak isteseydiniz gidip mesela PTA'nın PHP arayüzünden yararlanabilirdiniz. Ondan sonra oraya gidip işte Z artı Z üretmek istediğiniz için gerekli olan weak boson artı parton'u seçerdiniz mesela. Ondan sonra işte kayıt edip ortaya çıkan küçük komutları PTA 8'e verirdiniz. Verdikten sonra çıktığını LHF, ha evet burası önemli bir şey. Çıktığını LHF formatında olmasını istiyorsun ama özellikle bir ayar yapılması lazım. Burada bir yerde kocaman şey yapıyordu ondan sonra. Bak bunu yapmazsanız çok canınız yanar falan şeklinde bir açıklaması var. Siz düz LHF formatında çıkartmaya kalkarsanız olayları, adam sadece PTA size parton seviyesindeki LHF'yi mi ne veriyor? Size böyle o son dedektörün içerisine girmesi gereken, başta da söylediğimiz o son durum parçacıkları dedi ki onları vermiyor. Onu verdirebilmek için bir ayarlar yapılması lazım. Bu şeyde var, PTA'nın kendi açıklamalarında var ama genellikle bu işi ilk yaptığınız zaman ayağınız, yani bu çukura bir kere düşülüyor, tamam mı ondan sonra. Dolayısıyla burada açıklaması var, düşmeyin o çukura. Ondan sonra yani LHF dosyasından parton seviyesi hani parçacık seviyesinde iki tane LHF dosyasının üretme örneği var. Ha tamam, çok güzel o zaman. Ondan sonra burada şey yazdığımız kod da var. Ondan sonra yani bizim size ürettiğimiz dosya ürettiğimiz olaylar nasıl üretilmiş onun da kodu da burada var. Dolayısıyla hepsini kendiniz de yapmak isterseniz yapabileceğiniz şekilde bütün hazırlık yapılmış durumda. Şimdi kısa bir ara verelim. Ondan sonra geri geldiğimizde de dosyaları indirip üzerine çalışmaya başlayacağız. İnternete girebildiğinizi kabul ediyorum. İnternete makinenizin içinden girin. Yani sanal makinenizin içinden girer. Yani sanal makinede yapıyorsanız Delft işinizi. Ondan sonra girdiğiniz zaman bu dersle ilgili 3 tane materyal olacak indirebileceğiniz. Bunlardan bir tanesi bu işte analizde, ödevde, işte çalışmada kullanacağımız PTA olaylarını üretmekte kullandığımız PTA kodu Z artı Z nokta CC diye geçiyor. Bununla herhangi bir şey yapmanızı beklemiyoruz yani. Biz bunu yaptık ama hani elinizde bulunsun diye yükledik. Ondan sonra iki tane daha farklı dosya var. Bunlardan bir tanesi bir GZ dosyası. GZ dosyası ne demek bilen var mı? Gunzip, evet yani Gzip dosyası. Bu şey LHE dosyaları bayağı büyük olduğu için zipleyerek koymaya karar verdik. Ondan sonra Z artı Z under işte alt çizgi old nokta LHE nokta GZ diye bir dosya var. Bir dakika, ben niye bunu şey etmiyorum ki? Getiremedim. Ha? Sunumu da yükleyeyim ayrıca. Ondan sonra siz bu arada şeyi verili dosyaları indirmeye başlayın diye söylüyorum bunları. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Çünkü sanal bilgisayarın içerisinde bu dosyayı kullanıp bir yani çalıştıracağımız Delphi'nin komutu falan olacak. Onun için diyorum. Ondan sonra şimdi bir dakika bir sırayla gidelim de ondan sonra. Şimdi bu sanal bilgisayarımın büyüklüğü bu sayfaya sığmadığı için tam gene göremiyoruz ama 3 tane dosya görünüyor şu anda. Bunu kullanmaya şu anda ihtiyacınız yok. Gelecekte kullanmanız için CC dosyası, PTA dosyası. Onun altında Z artı Z old LH GZ diye bir dosya var. Bu Delphi nasıl çalıştıracağınızı görmeniz için küçük, sadece içinde 100 olay olan bir dosya. Onun için ismi eski diye geçiyor. Old diye geçiyor. Bunu
sanal bilgisayarın içerisine indirmenizi istiyor. Çünkü Delphi sanal bilgisayarınızın içerisine yüklü. Eğer Delphi kendi bilgisayarınıza yüklediyseniz oraya da indirebilirsiniz. Orada bir sorun yok. Bir de z.lhco.root var. Bu bir düz root dosyası. Bunu root olan herhangi bir yere indirebilirsiniz. İster sanal bilgisayarınıza, eğer isterse root kendi bilgisayarınıza yüklüyse oraya da indirebilirsiniz. Bu sonuncusunu analiz yapmakta kullanacağız. Şunu sadece Delphi'nin nasıl çalıştığını göstermekte kullanacağız. Dolayısıyla bu dosyanın sanal bilgisayarınıza inmesinde fayda var. Tamam. Okey. Siz şimdi indirirken ben de sunumu da yükleyeyim. Oradan da bakabilirsiniz. GZ dosyasını indirdikten sonra bir tane terminal açman lazım. Şurada var mesela. Ondan sonra CD Appwork. Burada bir Delphi S diye bir şey olması lazım. Delphi S'e geleceksin. Ondan sonra tamam, doğru versiyon. Güzel. Buraya şeyi kopyalayacağız. Move neredeydi şey? İndirilen şeyleri download'a mı indiriyordun? İndiriyorduk. Şey, desktop'a mı? Desktop'a mı? Desktop'a mı? Türkçe klavye ben hiç beceremem. Desktop'un nerede oluyordu? Ama iki kere falan indirdim. Bu dosyanın içerisini açıp bakacak olursanız böyle bir şey göreceksiniz. Bu bir LH dosyası. Ondan sonra Lesuch Event versiyon 1 demiş. Ondan sonra işte şu tarihte yaratıldı bilmem ne. Ondan sonra da sırayla olayların listesini veriyor bize. Bunu tabii bu sayılar şeklinde yorumlamamıza gerek kalmayacak. Bunu verdiğimiz program bizim için bu şeyleri yorumlayacak. Bunlar nasıl şeyler? İşte hangi çeşit parçacık? Mesela buradan hemen fikir sahibi olabilirsiniz. Ne diye başlamış? Bak burada 2, eksi 2, 23, 21, 21 falan yazmış. Bunlar PDG dediğimiz işte Particle Data grubun belirlediği her bir parçacığa verilmiş bir numara var. Ondan sonra bu bir standart. Bütün Monte Carlo kodları aynı standardı kullanıyor. İşte o iki sanırım up ya da down quark.
Ondan sonra eksili olanı onun anti olanı. Ondan sonra 21-23 falan onlar da sanırım Z ve gamalar falan filan o tür şeyler, çeşit bozonlar vesaire. Şimdi biz bunu anlamaya ile uğraşmamıza gerek yok. İhtiyacımız şu, bu LHE dosyası bize Pitya'nın verdiği dosya, bunu hep beraber şeye çevireceğiz önce. Güzelce Delphi çalıştıracağız. Nasıl yapacağız onu? Buraya geldim. Gelebilirsin. Ha evet, bu arada kartı gösterelim. Ha, olur, bir dakika. Şimdi ne yapmak istiyorum? Hedefim ne? Elimde Pitya'dan gelmiş olaylar var. O olayları dedektörün simülasyonundan hızlıca geçirtmek istiyorum. Onun için bir girdi kartları olması lazım. Ondan sonra burada iki tane örneği var. Beraberce şimdi başkalarına da bakabiliriz isterseniz. Bunlar TCL denilen bir dil var. TCL ya da genellikle tickle diye okunuyor. Yani gıdıklamak diye okunuyor. Tickle ile yazılmış. Tickle bir şey dili. Hızlı bir makro yazım dili. Ondan sonra bir scripting language diye geçiyor. Mesela Python bilenleriniz varsa bir dönem Python'dan daha popüler olan, Python daha etrafta yokken Python gibi olan bir dildi bu. Kullanımı yani şey çok kolay değil bana göre. Çok biraz sıra dışı geliyor ama bu çok sorun değil. Çünkü adamların yazdıkları hali, girdi kart olarak yazdıkları insanın rahatlıkla okuyabileceği şekilde. Mesela burada bir örnek var. Mesela modül JetFinder. JetFinder diye bir şey yazmış. Bunları zaten sizin ellemenize gerek yok. Sadece geldiniz, adam örnek yapmış, demiş ki size Jet yapılandırma algoritması olarak hangisini kullanmak istiyorsunuz? İşte Midpoint mi, Cisco mu, KT mi, Cambridge Ahun mu neyse onların sayılarını vermiş. Mesela biz burada 6'yı seçmişiz. Burada ben kalanını göstermemişim. Açarsınız. Bu 6'ın anti-con, anti-KT olduğunu görebiliyorsunuz. İşte dosyayı açıyorsunuz. Ben işte bilmem ne algoritmasıyla Syscon'la yapmak istiyorum diyorsanız buradan 2'yi silip buraya 2 yapıyorsunuz ya da 3 yapıyorsunuz mesela. Bu kadar basit yani. Hani şeyi dedektörün değişik parametrelerini oynamak istediğinizde insan okunabilir formatta. Tickle dilini bilmenize bile gerek yok açıkçası bu işi yapmak için. Şimdi bir tane de bir başka bir örnek var. Burada mesela Jet ile ilgili neler vermiş işte. Jet'in algoritmasını set. Jet'in yarı çapının ne olacağını, çap parametresini seç. Burada mesela 0.6 seçilmiş. Bir de Jet'in minimum PT'si kaç olsun? Belli bir PT'nin altındaki şeyleri, clusterları, kümeleri artık Jet diye size vermeyecek mesela. Ki gerçekte de dedektörünüz böyle çalışıyor. Dedektörünüz her bulduğu kalorimetredeki ÖBA bu bir Jet'tir demiyor. Ondan sonra işte burada 20 Gev'in üzerindeki şeylere Jet olsun. 20 Gev'in altındaki şeylere ilgilenme demiş oluyor. Şimdi bu Jet'le ilgili bir örnek vermiş. Burada da bir tane Myon'larla ilgili bir şey verdi. Çok daha detaylı bir şey oynamak isteye karar verdiniz. Diyelim ki Atlas yeni Myon performans şeyini makalesine bastı. Dedi ki 2015 yılında yüksek enerji bilmem ne şartları altında dedektörün performansı şu şekilde değişti. İşte Myon'ların işte verimliliği şöyle böyle oldu falan ondan sonra. Mesela burada çözünürlük formülünü vermiş. Ne demiş? Eğer ki parçacığın etası, pseudorapidisi 1.5'tan küçükse ve de parçacığın momentumu 0.1 gev ile 1 gev arasında yer alıyorsa o zaman 0.03 al. %3 çözünürlük al. Yok eğer bilmem ne ile 1 ile 5 arasındaysa %3 al, bilmem ne ile arasında %4 al, işte şundan küçükse bilmem %10 al falan şeklinde böyle bir çözünürlük listesi vermiş. Dolayısıyla siz rahatlıkla yeni bir parametrizasyon yapmak isterseniz buraya gelip yeni şeyleri, sayıları rahatlıkla girebilirsiniz. Bu kadar kullanımı basit. Bunun biz değişik başka kartlarını gösterebiliriz şimdi isterseniz. Şuraya geri gelelim. Ondan sonra nerede benim mouse'um? Ben de buradan bir Delphi'e geleyim. Tamam. Şimdi mesela burada examples'ın içerisinde değişik kartlar var. İşte
Delph, Card, Atlas, Atlas, PyLab, CMS, CMS, PyLab, CMS, PyLab Timing vesaire gibi değişik durumlar için. Mesela ben şuradan bir tane seçeyim mesela. CMS'i seçelim. Delph, Card, CMS, Tickle. Hemen içine bakalım. Atlas'la yaptım tabii de. Tamam peki o zaman Atlas'la bakayım. Ondan sonra. Tamam. Şimdi bu kartın içerisini açtığınız zaman önce Delph'in hangi şekilde çalışacağının listesi var. Bir sürü modüllerden oluşuyor dedik ya işte farklı işleri yapan. Onların böyle bir sıralaması var işte. Önce şunları yap sonra bunları yap. Bu niye önemli olabilir diye sorabilirsiniz. Bazen belli bir şeye karar verirken mesela diyelim ki dedektörde bir öbek gördünüz. O öbek bir elektron mu? Bir jet mi karar vermeye çalışıyorsunuz. Bunun için belli kriterler var. İşte bilmem hadron kalorimetresindeki enerji böyle elektromanyetik kalorimetredeki enerji şundan büyük olsun ya da bundan küçük olsun falan gibi kriterler var. Bu kriterler her zaman birbirinden bağımsız olmayabiliyorlar. Yani bir öbek aynı anda hem jet olmanın kriterlerini hem de elektron olmanın kriterlerini sağlayabiliyor. Ender ama böyle durumlar olabiliyor. İşte öyle durumlarda hangi algoritmanın önce çalıştığı adamın nasıl seçileceğiyle ilgili şeyleri değiştirebiliyor. O yüzden işte bu adam böyle sırayla bunları çalıştır demiş. Aşağı doğru kayacak olursak mesela merak ettim Atlas'ın manyetik alanı içerideki solenoidunun yarattığı manyetik alanın büyüklüğü neymiş? 2 Tesla'ymış. Eğer ki Atlas bozulup da yarın 1 Tesla ile çalışmaya karar verirse gelip burayı değiştireceksiniz mesela. Bu o kadar basit. Aşağı doğru inelim. İşte burada yüklü hadronlar için verimlilik formülünü vermiş. İşte şu etaldan buraya bilmem ne falan şeklinde. İşte iz sürme ile ilgili şey, miyonlarla ilgili ondan sonra miyonların çözünürlüğü, elektronlar için enerji çözünürlüğü, miyonlar için momentum çözünürlüğü ondan sonra. İşte sonra kalorimetre ile ilgili değişik parametreler, tower'lar. Kalorimetreler kaç şeyden oluşuyorlar, nereden başlayıp nereye doğru gidiyorlar. Az önce demiştik ya, PGS her yere aynı kutu büyüklüğünde kabul ediyordu diye.